Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpekler neden evlerinden, bahçelerinden ya da bazen sahiplerinden kaçarlar, bölgelerini terk eder ve uzaklaşırlar. Bu konuyu irdelemek istiyorum, bu konuyu incelemek ve size bu konuda bilgiler vermek istiyorum. Daha öncesinde bir video yapmıştık, insanlar köpeklerini neden terk eder diye. Tabii ki buna benzer sebepler yok. Çok daha farklı sebeplerden ötürü köpekler kendi ortamlarını terk ederler. İnsan genellikle kendi bahaneleriyle bunu kurgular, köpeklerini terk eder ama köpeklerin tabii ki bu tip kurguları söz konusu değil. Şimdi bir köpeğin kendi ortamını terk etmesinin altında ne gibi sebepler yatabilir? En başta seksüel nedenler dediğimiz olgu. Biliyorsunuz erkek köpekler seksüel gelişime ulaştıktan sonra, yani pubertas dediğimiz döneme ulaştıktan sonra bir özellikle erkek köpeklerde bir takım uyanışlar söz konusu olur ve çevreyle iletişim kokuyla bağlantılı olduğu için köpeklerde çok daha uzak noktalarda, yani oturduğunuz bölgede yaşadığınız çevreden çok daha uzak noktalarda kızgınlığa girmiş, yani çiftleşme döneminde olan bir köpeğin kokusunu rahatlıkla algılayabilirler ki seks dürtüsü veyahut da cinsel dürtüler her türlü dürtünün önündedir. Yani açlık dürtüsünün bile önünde olan dürtülerdir. O yüzden bu tip olgularda özellikle erkek köpekler tamamen sistemi kapatıp çiftleşme isteğiyle birlikte ortamlarını, bahçelerini, evlerini, bazen de serbest gezintiler esnasında sahiplerinden uzaklaşabilirler, terk edebilirler. Bunun mutlaka geri dönüşü söz konusu olur ama bir gün sürer, ama bir hafta sürer. Köpek mutlaka ortamına geri dönmeye çalışacaktır ama tabii ki bu tip bir riski almak mümkün değil. Çünkü çiftleşme hedefiyle giden bir köpek arabanın altında kalabilir, biri tarafından yakalanabilir. Bunun haricinde başına yani her şeyin gelmesi mümkün. Tabii ki böyle bir riski göze almamak gerekiyor. Bu tip olguları nasıl engelleriz? Birincisi, bahçede ya da evde olan köpeklerde bu tip huzursuz davranışlar, yani cinsel yönelime bağlı olarak oluşan huzursuz davranışlar şekillendiğinde gezintileri arttırmak, her zamanki rutin gezinti rotalarının dışına çıkmak ve tabii ki bahçede yaşayan bir köpekse bütün önlemleri almak, işte alttan kazamasın, üstten atlayamasın, çitlerinizin yüksekliğini organize etmek ve birazcık daha dikkatli davranmak gerekiyor. Ama bu problemlere net bir çözüm istiyorsanız tabii ki net çözüm kısırlaştırmadır. Kısırlaştırdığınız takdirde zaman içerisinde libido düşecek ve köpeğin bu tip arzuları ve istekleri minimal hale gelecektir. Ama işte köpeklerin sahiplerini veyahut da ortamlarından uzaklaşmasının en büyük etkenlerden biri cinsel dürtülerdir. İkincisi, tabii ki ortamda köpeğin mutsuz ve stresli olması. Bu neye bağlı olabilir? Yetersiz ilgi, çok az gezinti, dirsek temasının çok az olması, hayvanın ortamından mutlu olmaması, ortamda onu irite edecek şeylerin olması. Bakın, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şununla bile karşılaşabiliyoruz ki yaşadığımız örnekler var. Örneğin sizin bahçeli bir eviniz var ve bahçenizde yaşayan bir köpeğiniz var. Yan bahçe ya da karşı bahçede biri köpek ya da kedi kovucu sonik sesli cihazlar yerleştirebiliyor ve buna bağlı olarak köpek kendi ortamından huzursuz olabiliyor ve ortamı terk etmeye yönelik davranış geliştirebiliyor. İşte ikinci bir sebebi de dediğim gibi köpeğin kendi ortamından, evinden veyahut da ortamından rahatsız olması, onu rahatsız eden bir şeylerin olması ya da ilginin ya da gezinti programlarının çok düşük olması da köpeğin dışarıya yönelimini ve ortamını terk etmeye yönelik davranış geliştirmesine sebebiyet verebilir. O yüzden köpeklerinizle yakından ilgilenmek, gezinti programlarına ve egzersizlerine dikkat etmek, bu tip atipik davranışlar görüyorsanız çevreyi mutlaka kontrol etmek, biri acaba bu tip bir alet yerleştirdi mi, yerleştirmedi mi sorgulamak oldukça önemli. Bunun haricinde ne olabilir? Özellikle bahçede yaşayan köpeklerde gök gürültüsü, yüksek frekanslı sesler, aşırı rüzgar gibi onu korkutacak, endişelendirecek durumlarda da köpek sığınmak ya da ortamdaki bileşenden uzaklaşmak hedefli olarak ortamını terk etmeye çalışabilir. Yine arkadaşlar, bir köpeğin ortamından uzaklaşmasına sebebiyet verecek şeylerden biri aslında ikinci maddede olduğu gibi özellikle fiziksel şiddete ya da psikolojik şiddete maruz kalıyor olması olabilir. Yani bulunduğu ortamdaki dirsek temasında olduğu kişiler veyahut da kendisiyle ilgilenen kişilerle arasındaki diyalogdaki yanlışlık veyahut da kötü davranışlar, özellikle fiziksel şiddet gibi,
özellikle psikolojik baskı gibi olgularda köpeğin ortamını terk etmesine sebebiyet verebilir. Bir diğer olgu da özellikle bahçe köpeklerinde bağlı kalmaktır. Her zaman videolarımda söylerim, ortamda zincirle bağlı kalmak veyahut da bir halatla bağlı kalmak köpekte yüksek stres oluşturacak ve bu bağlılıktan kurtulduğu anda ortamı terk etme çabasını tetikleyecek bir olgudur. O yüzden mümkün olduğunca köpeğinizi bahçenizde özellikle uzun süreler olacak şekilde bağlı tutmamanız gerekiyor. Tabii ki şundan hiç bahsetmiyorum. Fiziksel şiddet veyahut da köpeğe psikolojik anlamda şiddet uygulamak son derece yanlış bir şey, olmaması gereken bir şey. Ama köpeklerin kendi ortamlarını terk etmesine sebebiyet verebilecek şeylerden biri. Yine önemli noktalardan biri besin arayışı hedefli olarak köpeğin ortamı terk etmesi. Besin arayışı hedefli terk etme de açlık yaşayan köpeklerde gözlemlediğimiz bir davranıştır. Düzenli bir beslenme rutini yoksa ya da köpek belli sebeplerden aç kaldıysa karnını doyurmak hedefli ya da yiyecek bulma hedefli olarak kendi ortamından ve sahibinden uzaklaşabilir. Son olarak da yine karşılaştığımız şeylerden bir tanesi köpeğin sahibini özellikle dış mekanda terk etmesi, bir genç bir köpek olması ve uzak noktalarda kendisini tetikleyebilecek bir köpek grubuyla karşılaşması ya da gözlemlemesi ya da görselin içerisine girmesi, başka bir köpeğin peşine takılıp gitmek, belli bir kokuyu koklarken tıpkı çocuk gibi oyuna dalıp sahibini bir anda yitirmek gibi olgular da söz konusu olabiliyor. Ya da serbest gezinti esnasında ani şiddetli bir sesten korkup bir anda akut strese girip ortamı terk etmeye hedefli bir hızlı bir hareket gerçekleştirmesi ve sahibini kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Bu yüzden köpeğinizle bir kere itaat algınızın çok sıkı olması, küçüklükten itibaren size güvenmesini sağlamanız oldukça önemli. Bu serbestli algısında özellikle köpeği ilk başlarda çocukluk dönemlerinde sizi birazcık yorabilir, bazen sinirlendirebilir, uzun süre yakalayamazsınız, gelmez falan. Çok toleranslı olmanız gerekiyor bu dönemlerde ve köpeğe hep pozitif davranmanız gerekiyor. Köpekle serbest gezinti videomuzda olduğu gibi eğer köpeğinizle pozitif bir ilişkiniz varsa, köpeğiniz size güveniyorsa bu tip bir şey başınıza gelmeyecektir. Ama yine de şunu unutmayın, akut bir stres olgusu söz konusu olduğunda köpek bir anda algılarını kapatıp ortamdan ve sizden uzaklaşmaya çalışabilir. Buna karşılık diğer videolarda da anlattığım gibi kesinlikle güvensiz ortamlarda, risk oluşturabilecek ortamlarda köpeğinizi serbest bırakmamanız gerekiyor ve özellikle çocukluk ve gençlik dönemleri bu tip olguları en çok yaşadığımız dönemlerdir. O yüzden bu dönemlerde ekstra özen göstermeniz gerekiyor.